Merhaba arkadaşlar. Size bugün CM3-4 oyununda belki de alınabilecek en farklı skorlardan birisini tanıtmak istiyorum. İzletmek istiyorum daha doğrusu. İşte burada benim Avusturya Viyana'ya karşı aldığım 16-0'lık maç. Hilesiz. Bunu göstereceğim. Diğer farklı aldığım skorlar da var. Fenerbahçe'ye, Trabzon'a, Beşiktaş'a karşı. Evet, şimdi şöyle çift tıklıyoruz. Daha önce kaydetmiştim ben maçı tabii. O yüzden bu şekilde izleyebiliyoruz. Maç izle kısmından. Şimdi şuradan hemen tekrarları kapalı. Hız çok hızlı. Görüntüler en önemli anlar. Evet. Başlıyoruz. Ben spikerlik de yapacağım maça. Hadi bakalım. Evet sayın seyirciler. Djordjevic. Thompson girdi araya. Kürşat. Metin. Uzun oynadı. Mesut. Direkt indiriyor sol kanada. Temur cezası aslında ve gol geldi. Dakika 2. Aydınspor Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 1-0 öne geçiyor. Avusturya Viyana karşısında. Ümit Davala kaptı topu. Uzun oynadı. Todorov. Orta sahada Mesut. Aldı topla ilerliyor. Tekrar Todorov'a geldi. Todorov tekrar kaptı topu. Todorov ceza sahasında ve gol geldi. Dakika 5. Todorov 2-0 yaptı. Akın geliyor Aydınspor. Santra'dan başladı hemen. Avusturya Viyana yine kaptı Aydın. Toledo müthiş gidiyor. Todorov. Bu iki oyuncu adeta durdurulamaz oyuncular. Çok süratliler. Todorov kaleci çıkardı. Korayanski uzun oynadı. Ümit Davala. Tekrar Toledo offside'da. Taçı kullanacak. Mesut uzun oynadı ceza sahasına. Daniel Braten. Vuruşu ve kaleci. Tahir Alegöz. Sillera aldı topu. Uzun oynadı. Hastaf'a geldi. Ama Ümit Davala araya giriyor. Toledo uzun oynadı. Todorov alabilecek mi topu? Todorov ceza sahasında. Çaprazdan vurdu ve müthiş bir gol. Aşırtma bir gol. 3-0 oldu. Dakika 10. dakikaya girmek üzereyiz sayın seyirciler. Aydınspor atlıyor. Tahir indirdi. Toledo uzun oynadı. Temur ceza sahasında dışarı attı. Nasıl kaçırdı bunu? Ümit Davala uzun oynadı. Defansa da çarptı. Toledo ceza sahasında Mesut ve kaleci. Nasıl atamadı bunu? Trojanski. Toledo. Panis uzun oynadı. Hastata. Ceza sahasında araya gidiyor defans. Daniel Braten. Temur'a uzun oynadı. Temur aldı topu ve faul sayın seyirciler. Faulle durduruldu. Kart çıkması lazım. Ama hakemin cebinde sanırım akrep var. Eli cebine gitmiyor. Üstüne bir de Kürşat sarı kart gördü sayın seyirciler. Todorov aldı topu. Todorov çok süratli bir futbolcu. Müthiş bir pas. Mesut vurdu kaleci. Todorov bunu affetmez. Todorov bunu affetmez. Daha 0 oldu. Dakika 22. Tekrar başladı Avusturya Viyana maça. Trojanski uzun oynadı. Kürşat Thompson'a indirdi. Thompson müthiş bir pas. Temur aldı. Tekrar Mesut sağ tarafa. Todorov aslında. Todorov'un ortası ve Temur'un golü. Bu ikili durdurulamıyor sayın seyirciler. 5-0. Aydınspor'un Şampiyonlar Ligi ilk maçında 5-0 yakaladı. Ümit Davala uzun oynadı. Temur yanlış yere indirdi. Geriye doğru bir pas. Kaleci Sillera. İbrahim Üzülmez. Uzun oynadı. Todorov. Todorov alamadı topu. Ümit Davala. Tekrar Todorov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya. Todorov attı. Todorov affetmiyor yine. 6-0 dakika 25. İnanılmaz bir maç izliyoruz. İlk maçında Aydınspor rekor kırıyor. Ve gol geldi. Ben maçı anlatırken bir gol daha geldi sayın seyirciler. Toledo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. Avusturya Viyana artık bu maçı çevirebileceğini zannetmiyorum. 7-0 oldu. Hestat sol kanatta kaptırdı. Toledo orta sahada bomboş, müthiş gidiyor. Önünde de pas verebileceği arkadaşları var ama atmadı. Kaptırdı. Temur'u girdi araya. Mesut ceza sahasında ve gol. 8-0. Dakika 30. 8-0 oldu. Bu nasıl bir maç? Aydın. Temur aldı. Zira hasara girdi. Ortası ve gol. Hayır. Adeta spiker olarak yetişemiyorum sayın seyirciler bu maça. Gol üstüne gol oluyor. Toledo. Todorov ceza sahasında. Todorov ve gol. 9-0 oldu. Ülke puanına müthiş katkı yapıyor Aydınspor. Şampiyonlar Ligi rekorunu kırıyor. 9-0 oldu. Mesut. Fredy kaleci çıkarttı. Todorov geriye çıkardı ama defans araya girdi. Her yerde Aydınlı oyuncular var. Kaleci Metin. Uzun oynadı. Toledo indirdi topu ve dedi ki Trojanski faul yapmıştı. Mesut serbest vuruş kullanıyor. Defanstan sekti. Ceza sahasının içinde. Braten ve gol. Adeta çatalı asıyor. 10-0. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. Daha ilk yarı oynanıyor sayın seyirciler. İlk yarıda 10 gol izledik. Tahir. Temur uzun oynadı. Todorov alabilecek mi? Aldı topu. Ceza sahasında Todorov çaprazda ve gol. 11 oldu sayın seyirciler. İnanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum sayın seyirciler. 11-0. İnanılmaz bir maç. Todorov indirdi. Temur ceza sahasından girdi. Ve kaleci sahip oluyor topu. Artık ben bile anlatmakta zorlanıyorum maçı. O kadar heyecanlandım. İnanılmaz bir skor sayın seyirciler. Aydınspor ilk maçında 11 gol buldu. Daniel Braten solda Thompson'a indirdi. Thompson uzun oynadı. Ve gol geliyor mu? Hayır. Hoca aldı topu. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı 11-0 sayın seyirciler. Gözlerimize inanamıyoruz. Bu nasıl bir tablo? Bu nasıl bir maç? Aydınspor santraya başladı. Tahir kalecisini oynadı. Metin Aktaş uzun oynuyor. Toledo, Thompson, Mesut, Davala uzun oynadı. Tekrar Todorov'a. Çok iyi oynuyor Aydınspor. Todorov ceza sahasında. Todorov vurdu kaleciyi. Pas verse belki bir gol daha olabilirdi. Vurmayı tercih etti. Toledo tekrar aldı. Kaptırıyor Toledo. Trojanski. Ama nereye attı? Hiçbir arkadaşı yok orada. Ümit aldı. Uzun oynadı şimdi. Mesut indirebilecek mi? İndiremedi. Yanoçko. Uzun oynadı. Tahir girdi araya. Braten. Todorov offside'daydı. Ve atak yürüyecek. Pardon, Temur offside'daymış. Evet, Avusturya Viyanalı futbolcuların artık morali kalmadı hiçbir şekilde. Top bile yapamıyorlar. Kaptırdılar. Braten. Müthiş gidiyor. Braten kendi gidiyor. Daniel Braten ceza sahasında vurdu. Kaleciden döndü. Toledo indirdi. Todorov. Davala. Tekrar uzun oynadı. Mesut'a gelmedi. Kaleci aldı. Dakika 57, 58. dakikaya girdik. Mesut serbest vuruş dışarı attı. Evet sayın seyirciler. Flögel ceza sahasına ortası. Defans uzaklaştırdı. Toledo aldı topu. İleriye vuruyor ama nereye? Trojanski aldı. Bugün iyi oynuyor Trojanski. Kalesine döndü. Evet ileri doğru vurdular. Tahir girdi araya. Mesut aldı topu. Ceza sahasına giriyor. Kaleciyle karşı karşıya vurdu ve gol oldu. 12-0 oldu. İkinci yarı belki gol biraz geç geldi ama tabii ki Avusturya Viyana'nın da iyice geriye yaslandığını unutmayalım. Artık ata bile düşünmüyorlar. Braten, Todorov ceza sahasında. Todorov kaleciyi geçti ve gol. 13 oldu. Biz daha bu maçı nasıl anlatalım? 13-0 inanılmaz bir maç sayın seyirciler. Estat, İbrahim Üzülmez indirdi. Mehmet İpek Davala'nın yerine oyuna girdi. Uzun oynadı. Mesut indirdi topu. Müthiş bir top. Todorov ceza sahasında. Todorov'un ortası. Temur geri döndü. Daniel Braten asıyor. Çatal asıyor sayın seyirciler. 14-0. Toledo tekrar kaptı. Todorov uzun oynadı. Todorov bu topu alabilir. Aldı. Çok hızlı bir futbolcu. Kaleciden döndü ve gol. Todorov 15. golü atıyor sayın seyirciler. Bu nasıl bir maç? Avusturya Viyana'nın santra yaptığı her top gol oluyor sayın seyirciler. Tahir, Guarín, Fredy Guarín ikinci yarı girdi oyuna. Todorov'a uzun bir top. Müthiş bir top. Todorov ceza sahasında yine atıyor. Ne yapıyorsun sen Todorov? Ne yapıyorsun? Şampiyonlar Ligi rekoru kırıyor Todorov. Şu an kaç gol attı ben bile hatırlayamıyorum. Bakalım. 9 gol atıyor Todorov. Şampiyonlar Ligi rekorunu kırıyor. Bir maçta atılan en çok gol ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda alınan en farklı skor. Aydınspor 16-0'la Avusturya Viyana'ya geçiyor ve müthiş bir skor elde ediyor sayın seyirciler. Evet arkadaşlar biraz gaza geldim. Şöyle spikerlik yapayım dedim. Gayet de güzel bir maç oldu. İşte bu verdiğimiz taktik şöyle göstereyim. Diablo taktiğiyle dörtlü defans, önünde bir ön libero, orta sahaya da top sürücülüğü iyi olan bir futbolcu koyuyoruz. Bu şekilde ok çıkartıyoruz. Sağ okla, sağ farenin sağ tuşuyla. Sağ ve soldakileri de çıkartabilirsiniz. Tabi o zaman daha çok atak yeme durumunuz olur. Çift forvet koyuyoruz. Bu Diablo taktiğine dayanabilecek takım yok. Hemen şuradan nasıl yapalım? Şuradan son oyuna devam et diyeceğim. Aldığım skorları göstereceğim size Diablo taktiğiyle. Oyunumuzu açsın. Evet, oyunumuz gayet hızlı bir şekilde açıldı. Şuradan göstereyim. Dostlukları geçelim. Evet şöyle Fenerbahçe'ye 6-0, 4-0, Beşiktaş'a 4-0, Manisa 5-0, Çaykur Rize 7-0, İstanbul 6, Juventus 4-0, Galatasaray 6-1, Avusturya Viyana tekrar 4-0 yendik. Bu maçta biraz zorlandılar ama neden bilmiyorum. Aynı taktikle sahaya çıktık. Deplasmanda olduğumuz için olabilir. İşte bu şekilde arkadaşlar Diablo taktiğiyle bu taktikle gördüğünüz gibi yani oyuncuların tabii ki iyi olması da önemli ama özellikle 10 numaraya koyduğunuz futbolcu çok önemli. Atakları sürüklüyor. Tabii sağ sol kanat onlar da önemli. Forvetler de önemli. İşte bu şekilde arkadaşlar Diablo taktiğiyle farklı galibiyetler alabileceğinizi düşünüyorum. Yani Diablo taktiğini yaparsanız birçok maçı farklı kazanabilirsiniz. Sadece kazanmak yetmiyor. Tabi arada bazen beraberlikler de olabiliyor, mağlubiyetler de olabiliyor. Bunlar normal. Ama her maçınızı kazanabilirsiniz bu taktikle. İyi oyunlar arkadaşlar.